Vay de. Ya bu tesis olayı diyafondan daha iyiymiş ya. Bağ kolaylık oldu vallahi. Artık abirim her yerde bağ emir verebilecek. Abir ya, abirim ya. Yüce Rabbim abirimi bağ her yerde emir yağdırsın diye yaratmış. Maşallah ya. Kes sizin salak herif. Konuşurken mandala basarak konuşma. Bütün konuştuklarımı duyuyorum. Anlaşıldı tamam. Bir daha mandala basmam. Tamam. Oo, gençler hoş geldiniz. Çift kaşarlı dostumla çift şekerli çayım var. İçer misiniz? Sen ona peynir mi denk Bömenden abi? Bizim Kıbrıs'ın bir hellimi var. Onu yesin. Başka hiçbir peyniri yemen vallahi. Ya yemen de. Bey abirime zarar olmasın diye zaten peynir neyi yemiyorum ki ya. Yani neyse Mennan abi sen şimdi iki tane karışık tost yap. İki de meyve suyu ver olsun bitsin. Evet. Olsun bitsin tamam. Ha, gençler, karışığın içine sucuğu az koyacağım. Neden? Midenize zarar olmasın diye, anladın mı? Cimrilikten ölecek bir haberi yok. Kesin kaşar bile bulamadım. 86-69 merkez 86-14. Arızamızı giderdik, bölmeniz dinlemedeyiz efendim. Arz ederim, tamam. Selam efendim, merkezden başladık. Rahmi? Kızım bu bizim Mennan abi galiba sivil polis. Hadi ya. Eminsin? Evet. Duymuyorsun telsiz sesini kızım bak. Dinle nereden bak. Nereden anladın? Sen öyle. Bence değil be melek. Anlaşıldı merkez. Burada herkes. Siz olay yerine intikal edin. Sonra bana rapor edin. Tamam. Arkadaşlar, aman ha, sakın Mennan abinin yanında konuşmayın. Ne konuşmayacağız ya? Beden niye konuşmayacağız? Mennan abi Satürn'ün etkisine mi girdi yoksa? Yani. Çünkü Mennan abi sivil polis. Yani ajan. Ne? Şşt, dinleyin. Mennan mı? Mümkün değil, olamaz. Yok canım, sen kesin yanılıyorsun, yok öyle bir şey. Anlaşıldı amirim. Birazdan yanınızda olurum amirim. Kantinde ucucuk bir işim var da onu hallettikten sonra hemen sizin yanınıza geleceğim amirim. Tamam amirim, tamam. Ben demedim. Dedi. Vay be. Oğlak burcu erkekler hiç böyle sinsi olmazdı halbuki. Arkadaşlar, bundan sonra çok dikkatli olmamız lazım. Ya biz ateşle oynuyormuşuz haberimiz yok. Bu çok doğru söylüyor. Sakın bundan sonra böyle çılgın ev partilerinden falan bahsetmek yok. Sakın. Gençler. Hiçbir şey deyip bitmiyor musunuz ya? Böyle konuşuyorsunuz pisir değil. Ya hiç yiyip içmez olur muyuz efendim? Yani siz ne isterseniz biz onu yiyip içeriz amirim. Amir mi? Ne amiri ya? Tabii. Biz seni bir memur, bir amir gibi severik be Mennancık. Mennan abi. Şimdi sen bize çift kaşarlı tost yap ama içine hiç kaşar koyma mesela. Bir de çay yap ama içine hiç şeker koyma. Nasıl? Tamam madem öyle istiyorsunuz öyle olsun ya. Siz oturun ben hemen getiriyorum. Cumhur Bey. Bugün bizim zıkkımaniye bir grup gelecekmiş. Biraz erken çıkıp gidip meze yapmam lazım. Senin için de zor be Hidayet Hoca. Bu dünya için ayrı çalış, öbür taraf için ayrı. Zor. Ne yaparsın kardeşim ekmek parası? Şu öğretmen maaşları biraz daha yüksek olsa... ben gidip o haramzadelere meze yapar mıyım hiç? Merhaba öğretmenim, çaylarınız geldi. Hayrola evladım? Sen niye getiriyorsun çayları? Mennan nerede? Öğretmenim, biz Mennan abiye bundan sonra saygıda kusur etmeme kararı aldık arkadaşlarla. İnna sabirin. O ne demiş o? Siz öğretmenlerinize bile saygıda kusur ederken Mennan'a ne saygısıymış şimdi bu? Öğretmenim, Mennan abi aslında bizim bildiğimiz Mennan değilmiş. O ne demek o? Öğretmenim, Mennan abi sivil polismiş öğretmenim. Hadi canım. Vallahi hocam. Böyle bir şey var, telsizi var. Sürekli birilerine bilgi rapor edip duruyor. Yahu çok iyi oldu bu iş yahu.
Böylece okuldaki bütün anarşikleri toplayıp götürür merkeze. Eyvah! Herifin yanında o kadar slogan atıp rengimizi keriz gibi belli ettik. Ya beni derin devlete kanmazlarsa? Son tahlilde. Mennan, abi ben bu tostun içinde kaşar göremiyorum. Nasıl olacak? Şimdiki şöyle oluyor Arifciğim, göremezsin. Neden? Kaşar tost makinesinin içine girince ne oluyor? Eriyor. Ya abi, adamı bazen yoruyorsun ha. Ya benim tostum soğuk zaten, problem orada. Yani soğuk tostun içindeki kaşar nasıl eriyor, bana onu izah eder misin? Şimdiki şöyle oluyor Arifciğim, eriyor. Nasıl eriyor? Şimdi bu özel bir kaşar. Makinenin içine girince eriyor gidiyor. Hayret bir şeysin ya. Erimese çiğ çiğ kalsa. Devam iyi Arifciğim, devam iyi. Tamam abi tamam. Ben hiç seni üzmüyorum. Sen de beni kızdırma. Zaten halim yok. Ben sıkıntı yapmayayım, gidiyorum. Hayırlı işler. İyi, afiyet olsun. Allah Allah. Merhaba Mennan beyefendiciğim. Cumhur hocam hoş geldiniz ya. Var mı bir emriniz? Buyurun. Estağfurullah, benim sizden ancak rica minnetim olabilir. O güzel demlediğiniz çaylardan içmeye geldim. Tabii Cumhur hocam, tabii. Normalde iki şekerden fazlası ücrete tabi ama siz isterseniz iki şekerden fazla verebilirim. Yok canım yok. Yani ne yapayım? Ben zaten hiç şekersiz de içebilirim. Fazlası zarar mı zaten? Madem öyle siz bilirsiniz. Buyurun çayınız. Afiyet olsun. Çayın da kımız gibiymiş. Öyle öyle, çayımız camız gibidir, camız. Enancığım, biliyor musun? Bizim bu devrimcilik, solculuk falan var ya, aslında hep lafta. Yani insan belli bir yaşa gelince ağzına vuruyor, biliyor musun? Yani ne dediğini bilmiyor insan. Ya Cumhur hocam, ne diyorsunuz siz? Yani bana ne sizin böyle komünüklüğünüzden, momünüklüğünüzden ya? Ne ben mi? Haşa! Haşa! Tüm mü haşa? Allah korusun. Benim en çok sevdiğim şair Necip Fazıl Kısakürek'tir. Onun şiirlerini okurken tüylerim diken diken. İyi. Ya ben de bir iki tane şiir biliyorum ama yani böyle şeyden hani sakızların içinden çıkan şiirler var ya onlardan. İyi. Galiba benim iyi niyetime inandı. Hadi yine yırttın oğlum Cumhur. Kandırdın keriz.